Arkadaşlar herkese merhaba. Güzel bir kan sabahı. Şu anda Fransa Cannes bölgesindeyiz. Cannes Film Festivali hemen ileride oluyor. Sabah manzara müthiş. Hazır buralara kadar gelmişken sizle beraber bir POV video çekmek istedim. Peki neyle? İşte bu. Güzeller güzeli 308 station wagonla. Station wagonları sevin diyoruz. Şimdi de trafik oldu ya. Sabahları bisiklet grupları böyle geçiyorlar. Şu arka tasarım falan çok iyi değil mi? Gerçekten ben bayıldım. Elektrikli bagaj opsiyonu da var. Ama bu normal EAT 8-130 beygir dizel olan versiyon. 608 litre hacminde bir bagajı var. Şöyle böyle aşağıya da koyabiliyorsunuz. Şurada da bir gözü var. Kullanışlı koltukları yatırabiliyorsunuz. Koltukları yatırdığınız zaman böyle devasa bir bagaj. Şunu da yukarı aldığında dümdüz oluyor. Bu şekilde 1634 litre hayli büyük bir kullanım alanına sahip oluyorsunuz. Ama gerçekten çok hoş. 225-45-17 ebadında jant lastik kombinasyonu var. Şu Peugeot detayı falan çok hoş, baksana. Şu şey falan, jant çok tatlı duruyor. Bu arada asfalt o kadar iyi ki. Acayip bir tutuş var yani. Gerçekten kullanmanız lazım. 308 vagonumuz. Seviyorum ya vagonları. Böyle üç parça. Böyle üç parça. Yeşil dikişler çok hoş. Bunun bir yeşil koltuk opsiyonu var. Üf. Bana göre ayarlı koltuk. Öyle aşırı geniş değil bu arada. 308 hatchback'le aşağı yukarı aynı, hatta aynı bence. Arkada böyle çok devasa bir diz mesafesi yok ama işte iki USB'si, havalandırması, kol dayaması. Ya buna bir de cam tavan. Ya mecbursun ya. Ya bu arabaya olmalı yani. Şu kumaş detaylar falan çok hoş. Gerçekten tatlı. Motorumuz bizim hayli yakından tanıdığımız 130 beygirlik 300 Nm torkluk dizel makinamız. Şimdi dün hibritleri kullandık falan. Bu tabi hayli gar 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 sesli geldi. Artık dizeller yavaş yavaş bitiyor biliyorsunuz. Şöyle otomobili çevirelim. Kamera bu arada çok iyi. Yani gerçekten çok başarılı bir kamerası var. Bir de şöyle dönüyor bak. Şu manzaraya bakar mısın? Yani rölantide tabii sesli gırgır dizel sesi alıyorsunuz. Bütün bu tuşları kişiselleştirebiliyorsun. Şöyle basılı tutuyorsun. Buraya ne seçmek istediğini seçiyorsun. Şöyle basılı tuttun. Hop, medya yaptık. Buradan şerit takip, start stopu açıp kapatabiliyoruz. Klima koruma kumandalarımız buradan. Kablosuz şarj yeri bence muhteşem. Hemen şurada bardaklığımız yine burada bir kullanma alanımız. Toplamda 34 litrelik bir burada kullanım alanı sunmuşlar. Bir de hatchback'te olmayıp burada olan bir böyle kablo gözü var. Onu da hemen canlı göstereyim size. Şöyle kablonuzu buradan böyle geçiriyorsunuz. Telefonunuzu da böyle koyduğunuz zaman rahatlıkla kullanıyorsun. Burada bir gözü var. Soğutması mevcut değil. Soğutması mevcut değil. Aslında koysalarmış iyi olurmuş. Onun haricinde koltukları çok rahat. Burada elektrikli bir koltuk yok. Hatchback'te elektriklisini kullanmıştım. Ama 3 boyutlu ekranımız mevcut. İstiyorsanız çok bekletmeden şu güzel manzarada bir POV sürüş yapalım. Güneş vuruyorken bir de tekrar arkasını göstereyim. Gayet güzel duruyor. Hadi şöyle yavaş yavaş turlayalım sahil şeridinde. Anahtarı merak edenler varsa yeni logo ile birlikte anahtarımız bu şekilde. Bak burada da böyle bize şey yapmışlar. Arabanın ruhsatı burada. Şu galiba değil mi? Tabii ruhsatı olması lazım. Bakayım. Kesin koyamayız bir daha geri.
Ha, ruhsat değil değil. Ama ne bu? Ya işte bilgilerini yazıyor herhalde. Ruhsat da olabilir mi? Bilmiyorum. Buradakiler yazsın. Ne bu? Sigortası mı acaba? Zorunlu trafik sigortası falan mı? Biz yerine koyalım. Sürüşümüze başlayalım. Direksiyonu en aşağı aldığında kadranları törpülemiyor. Ama en aşağı alman lazım. Yani iyi bir oturuş pozisyonu sağlaman lazım. Daha iri adamlar için sıkıntı olabilir mi? Olabilir, evet. Şöyle D'ye aldık. Dry modlarımız var. Ve yola çıkabiliriz. Yani biraz gırgır yapıyor tabii. Ama tabii station wagon, belki adam karavan çekmek isteyebilir, bir şeyler çekmek isteyebilir. Onun için de gayet torku falan yeterli. Kulakçıklardan da müdahale edebiliyorsunuz şanzımana. 8'leri EAT. Asfalt tutuşu muhteşem ya. Yani baksana bak, lastik sesi gelmiyor. Yani asfalt gerçekten çok kaliteli. Baksana tutuşa. Böyle bir tutuş olamaz ya. Hani burada her araba iyi yol tutuyor. Oturuş pozisyonu güzel. Yani ben idealimi yakaladım. Rahat. Ama dediğim gibi en altı şu üst törpüleyebiliyor. Her oturuş pozisyonunda ideal böyle görüntüyü yakalamayabilirsiniz. Adaptifimizi açalım. Şuradan adaptifi açıyorsun. Yolların güzelliğine bakın. Otomobilin arkası torsiyon. Bu biraz hayal kırıklığı olabilir tabii ki. Sonuçta bu C segmenti bir otomobil. Onun için arkada torsiyon var. Bu arada konforu çok kötü değil ama çok sert yerlerde o istediğin bağımsız hareketi yapamıyor tabii. Ama konforu kötü değil bu arada gerçekten. Hani dün 18'lerle kullandım. Bugün 17'lerle. 17'ler çok daha iyi 18'e göre. İşte ufak tefek böyle bam güm yapan yerlerde daha iyi hissettiriyor. Manzara ama müthiş ya. Şöyle size göstereyim. Jet set buralarda. Tatil yerleri, oteller. Yani şu manzaraya dizel sesi olmuyor. Hibrit olacak, elektrik olacak. Gerçekten yadırgıyor insan, gır gır gır. Mesela tüketim ne olmuş? Hep bu yolda gittim geldim. 23 kilometre kullandım bu yol geldim. 5.9. Şimdi aynı yolda dönüyoruz. Mesela hibrit olsaydı şu an 3.5 falandı. Manzara gördüğünüz gibi müthiş. Bütün sahil şeridi. Şu direksiyon ufak olmasını ben seviyorum. Sevmeyenler var, onu biliyorum ama alıştığınız zaman hemen elinizin altında, böyle oyun direksiyonu gibi. Şöyle kadranlarımızı değiştirelim. Komple harita olabiliyor. Şunlar çok ufak bu arada. Yani biraz sıkıştırmışlar. Her şeyi göstereceğim diye. Biraz böyle kalabalık burası. Tamam güzel. Hani her şeyi haritasından, yo her şey var burada ama kalabalık. Yani böyle rahat seçemiyorsun. Burada yol bilgisayarını yapabiliyorsun. Hani kadranlar ufak kalıyor burada, devir kadranı falan. İnsan biraz daha böyle net, büyük istiyor aslında. Bir de devir geç geliyor. Şu an devir takıldı mesela. Yollar çok zevkli, keyifli yollar. Adaptifle rahat rahat gidiyorum. Ha pardon, bir kere daha basınca devir gözüküyormuş. Bu arada 8'leri EAT
sanki benzinle daha uyumlu gibi geldi bana. Böyle dizelle bazen böyle bir zorlanıyor mu diyeyim, zorlanıyor değil de böyle bir vites atışında kararsız kalıyor gibi. Bisikletlere selam olsun. Bu arada adaptif hız sabitlemesi viraja duyarlı. Sen hızlı girsen bile virajda yavaşlatabiliyor otomobili. Bunda fokal yok. Normal ses sistemi var. Ne geliyorsa arabada. Fokal gibi tabii derin derin bas tiz yok. Ama iyi tabii, gene güzel müzik dinliyorsun. Merkez hoparlörü var. Hani modifiye etmeye açık ses sistemi olarak. Ama şu multimedyanın kullanılabilirliği harika. Mesela mühendisiyle konuştum. Özellikle işte güneş çarpmasın diye hafif açılı yaptık. Bu açısını ayarladık, çalıştık falan diyor. Ya burada bunu kişiselleştirebilmek de harika. Telefon gibi istediğin gibi kullan. Arka görüşünüz çok iyi bu arada. Hiç perdelenmiyor. Gayet güzel bir geri görüşü var. Geri görüş kamerası da zaten çok iyi. Yan aynalar öyle iyi. Boyutları güzel. Keşke Türkiye'ye gelse. Getirseler satacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir Passat varyant görüyorum. Neden 308 vagon satılmasın? Yani daha da uygun paralara, Passat'tan uygun paralara satsan. Bence satılacağını düşünüyorum. Çünkü araba böyle bayağı premium duruyor. Dolu dolu duruyor. Tasarım çok güzel. Bence iş yapar ya. Siz ne diyorsunuz? Sizce Station Wagon 308 gelmeli mi yoksa satmaz mı? Bizim ülke sedancı. Yani sedancı bir ülke nasıl vagoncu olmaz onu da anlamıyorum. Hani bagaj için alıyorsun değil mi hatchback yerine sedanı? E o zaman vagon al. Yani enteresan, anlamıyorum. Şöyle sizi kan sokaklarında gezdireyim. Asıl tabii kan içi biraz daha ileride. Ama gitgide yaklaşıyoruz. Bak buralarda falan otomobilin konforu gayet güzel. Bu da Can Marina. Bir tane daha var ileride. Hatta birkaç tane var. Bak havaalanından kalktı bir tane uçak. Bizim arabayı götüreceğimiz havaalanı. Yok. Huzurlu bir yer. Gerçekten hoş. Yaşıyorlar bu hayatı. Tabi navigasyonu da bayağı güzel çalışıyor. Yönlendirmesi, yolları. Şu geçişi daha hızlı yapabilirlermiş. Menü arası geçişleri daha hızlı olabilirmiş. Şu kaydırma daha hızlı olabilirmiş. Bak biraz yavaş geçiyor. Acaba ayarlanabiliyor mu? Ha bak Barçette vardı. Fiat Barçette vardı şurada. Galerilerde güzel arabalar var. Kör noktası var bak, güzel net gösteriyor. Çatır çutur alıyormuş şimdi. Sizle beraber geziyoruz. Şimdi Cannes Film Festivali'nin olduğu yeri de göstereyim size. Biraz daha var. İlerisi de Monaco işte. Git git git. Monaco GP'sinin olduğu yere gidebiliriz. Bakın dönene yol verilir arkadaşlar. Bu bütün dünyada böyle ama Türkiye'de nedense biraz yanlış anlaşılabiliyor o konu. Twingo. Bize gelmedi bu Twingo'dan.
Bayağı da aslında Twingo'nun fanları var. Güzel de arabadır. Kullanışlı valla. O boyuta rağmen hacmi iyidir yani. Hep adaptifle gidiyorum. Frenini de şimdi adaptifle yaptı. Böyle eski oteller var. Yenisi de var tabii ama genelde böyle yani eski binalar. Property private. Özel mülk. Bak nasıl Fransızca'yı öğrendim hemen. Rolls Royce. Film festivali zamanında bir kere gelmiştik buraya. Tabii dehşet makineler var. Onu görüyorsun yani işte Lambolar, Ferrari'ler, bilmem neler. Hepsi bir arada. İki katlı trenleri meşhur. Üstte de insanlar oturabiliyor. Bak tren gidiyor. İki katlı. Yol verin dayıya. Bak o da geçemiyor buralardan tabii. Gel dayı gel. Ez geç. Aa lastiği değdi şey. Böyle çift tekerlekli skuterlardan bayağı var. Seviyorlar onları. Buralar arkadaşlar kanın popüler yerleri. Film festivalinin olduğu yerde biraz ileride diye hatırlıyorum. Burası yine böyle marina. Sabah tabii hiçbir şey yoktu. Şimdi gün içinde bayağı bir motosiklet, otomobil trafiği oluyor. Böyle burada tekne turları falan da yapıyorlar. Yelkenliyle çıkanlar çok var. Zaten Fransa deyince Beneteau'du değil mi? Beneteau'du yelken markası. Akla direkt o geliyor. Şurası da işte Cannes Film Festivali'nin yapıldığı yer. Hatta Kırmızı Alı'yı duruyordu galiba. Gösteririm şimdi. Bakın şurası. Ha şurası. Burası kasino. Şu Kırmızı Halılar da burada olacaktı. Galiba. Şurada olabilir. Normalde orada galiba. Ya da şurası mı? Evet şurası işte meşhur Cannes Film Festivali'nin yapıldığı yer. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Hem hep beraber bir Cannes sokaklarına dolaşalım. Hem Peugeot 308 Station Wagon'u kullanayım size aktarayım istedim. Bence keşke gelse diyorum Station Wagon modeli. Gelmeyecek dediler ama belli de olmaz. Belki baskı yaparsak birkaç tane getirirler. 5-10 tane neyse artık. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.